Çağla ile yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Now ekranlarına hoş geldiniz. Evet, Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamız bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler Çağla. Evet. Az sonraları gördük. Hepimiz heyecanlandık. Cildimizle ilgili yeni gelişmeler neler? Cilt kırışmaları, sarkmaları engellenebilir mi? Yok edilebilir mi? Hepsini soracağım. Kan sulandırıcılar tartışmalı bir konu aslında ama şu an günümüzde konuşmaya başladığımız konu başlığı kan sulandırıcılar yaşlanmayı önlemede bir mucize olarak mı karşımıza çıkmaya başladı soracağız. Kanseri konuşacağız, kanser sabah besinleri konuşacağız ve aynı zamanda hocamızdan evde yapabileceğiniz kanser, anti kanser kokteyli hazırlayacağız. Mister gibi yapacağız ve içeceğiz, şifamızı bulacağız inşallah diyelim. Ve mutfağımıza sevgili Nura'da bir günaydın diyelim. Nasılsın? Günaydın, çok iyiyim, çok teşekkürler. Neler yapıyoruz bugün? Bugün fırında güzel baharatlı, bol baharatlı güzel çıtır bamya yapacağız. Yaz bitmeden yaz sebzelerini değerlendirmeye çalışıyorum. Evet, ve fırında yine olacak diğer tarifimizde kabak kayığı hazırlayacağız. Oo, kabak kayıkları güzel, lezzetli. Evet. Az kalorili. Az kalorili, hafif ama gerçekten lezzetten ödün vermeyen keyifli lezzetler olan olacak her ikisi de. Efendim diyoruz ve hemen kendimizi sokağa atıyoruz. İşte sizden gelen sorular. Hocam merhabalar. Menopoz döneminde beyin sisi oluşabilir mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Cevabınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz bu güzel ve önemli soru için diyerek başlayalım hocam. Her şeyden önce menopoz döneminin çok önemli bir yaşam dönemi haline geldiğini hanımlara bir kez daha hatırlatalım Çağla. Çünkü ortalama kadınlarımızın ömrü 80 yılı geçmeye başlıyor. Dolayısıyla ortalama menopoz yaşında 45 olarak kabul ederseniz neredeyse 35-40 yılı en az. Belki de 45-50 yılı her kadın için menopoza geçecek bir dönem olarak planlamak gerekiyor. O nedenle de menopoz okuryazarlarını, menopoz bilgilerini bizim de senden de ricam programda daha çok paylaşalım. Kesinlikle. Çünkü biz izleyenlerin arasında biliyorum ki çok sayıda menopoz adayı veya menopoza yeni girmiş hanımefendi var. Menopoz bir eksilme, bir yavaşlama, bir frene basma dönemi aslında ama östrojen hormonunun birdenbire kesilmesi beynin fonksiyonlarında kesinlikle bazı yavaşlamalara, bazı duygusal ve bilişsel alan, sadece bellek olarak da değil, duygusal alanda da bazı yavaşlamalara yol açıyor. Biliyoruz ki menopoz depresyonu tetikleyebilen bir şey kadınlarda. Doğru. Biliyoruz ki menopoz, hanımefendinin sorusunun tam karşılığıdır. Beyin sisi konusunda birazcık tetikçi olabilen bir süreç. Çünkü temelde östrojen hormonu kadın bilişsel fonksiyonlar için önemli. Peki nasıl düzeltebiliriz? Ne yapabiliriz? Önden bir önlem alınır mı? Evet, onun eksikliğini yerine koymak için çok şey yapabiliriz Çağla. Ne güzel. Bitkisel östrojenlerden faydalanabiliriz ki hep bu programlarda tekrarlıyorum. Keten tohumu bir bitkisel östrojen dengeleyen, lignanlardan zengin bir mucize mesela. Bir kenara not etsinler hanımefendiler. İmkanları varsa organik soyadan üretilmiş genisteyin, bitkisel östrojendir. Çok net etkili desteklerinden faydalanabilirler. Ama bence en güzeli daha çok güzel uykular, daha çok egzersiz çabalarıyla menopoz sonrası gelişen beyin sisine fren koyabilirler. Beyin sisi olduğunda ne olmuş oluyor? Hemen sis deyince böyle bir bulanıklık geliyor aklımıza. Şey. Yani östrojenin yok olmasıyla beyinde neler eksiliyor da biz şu an sayacağımız şeyleri yaşayacağız. Eğer bir hanım menopoz öncesi hatta hafiften başlayabiliyor. Menopoz sürecindeyken odaklanmada zorluk, unutkanlık, karar vermede güçlük, kafa karışıklığı, mutfağa gidip şunu alayım derken mutfağa gelince ben buraya niye gelmiştim gibi bir takım bilişsel karmaşıklıklar yaşamaya başlar ve bunu birazcık da keyifsizlik, isteksizlik, halsizlik, mutsuzluk, bir şeylerden değil, çok şeyden aynı anda hoşlanmamaya başlama gibi şeylerle karşılaşırsa acaba bende de beyin sisi problemi mi var diye düşünmeye başlasın. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Magnezyumun treonat desteği. Magnezyum treonat. Akşam yatmadan bir iki saat önce alınan bir magnezyum treonat desteği beyin sisiyle mücadelede önemli ölçüde işe yarayabilir. Menopozla beyin sisi arasındaki ilişki sadece bir östrojen eksikliği veya yokluğu ilişkisinden de ötedir. Çünkü menopoz süreci kadının biraz önce söylediğim gibi sadece kadınlarda bilişsel alanda değil, duygusal alanda da biraz gerilemeye, çökkünlüğe yol açabilir. Dikkatli olmak lazım. Bu önemli bir belirti.
Peki beyin sesini biz sadece kendimizde ortaya çıkan belirtilerle mi anlayabiliriz? Hayır Çağla, bunun testi var, atıyorum şöyle bakılıyor, buradan bakılıyor gibi bir şey. Bende beyin sesi var mı? Bende bu saydıklarınız varsa kesin teşhis nasıl konuluyor diye merak ediyorum. Güzel soru, çok güzel soru Çağla. Şimdi Çağla, normal koşullarda beyin sesinden kişi kendisi kuşkulanabilir, bizi dinleyenler. Biz hekimler olarak da muayene ederken, burada bir beyin sesi problemi var galiba deriz. O zaman şunu yaparız. Beyin sesi sadece menopoza bağlı olarak gelişen veya menopoz öncesi gelişen bir kadın sorunu değil. Beyin sesi herkese gelişebilir. Ne zaman gelişir? Bir, hormonal eksiklikleriniz varsa gelişir. Yani özellikle tiroid hormonu. Biraz önce saydığım östrojen hormonu. Hmm. Yani tiroid yetersizliğiniz var, sinsi bir guatrınız başladı, haberiniz yok. Bunun ilk belirtisi beyin sesi benzeri bir işaret olabilir. Hmm. Östrojen dışında iki hormon çok önemli burada. İki, mineral eksikliği. Özellikle magnezyum eksikliği, özellikle demir eksikliği, demir bilhassa anemik kadınlarda 30-35 yaşlarında ben çok sık beyin sesi vakasıyla karşılaşıyorum. Demir eksikliği nedeni farkında değil. Unutkanım, yerine koyduğunuz diye, zaman hemen açılır, böyle bir... çiçek gibi açılır. Kesinlikle. Mineraller dışında vitaminler. Mesela B6 vitamini. Özellikle B9 yani folik asit. Çok anlattım burada folik asit. Folik asitle B12 vitamini, ikisi de B vitamini, birisi B9, birisi B12. Bunlar özellikle B6 ile birlikte beynin sisidir. Bu B6, B9, B12 eksildiği zaman Çağla homosistein birikir beyinde. Homosistein de beyin sisine yol açan toksik bir amino asit. Dolayısıyla beyin sisi deyip geçmemek lazım. Evet. Vitamin eksikliğinde de hafif bir beyin sisi olur. Hemen koyduğunuz zaman? Yerine koyduğunuz zaman düzelir. Ama beraberinde bence beyin sisi olan, bizim burada bugün şu mesajı da vermemizde fayda var kıymetli izleyicilere. Bizim kendimizle konuşmamız lazım. Evet. Bize vücudumuz her zaman mesaj verir Çağla. Yani Çağla'nın yarın durup dururken yüzünde bir sivilce çıktıysa ilk yapacağı iş akşam yediği yemeğin lokantada içine ne konmuş olabilir acaba? Hmm. Neyi fazla yedim? Ya da lokantada bir katkı maddesini koydular ya da dün yaptığım atıştırmalığın içinde bir halt mı vardı? Boş geçmeyin yani. Bravo. Yani vücudunuzu verdiği mesajlara dikkat edin. Cildinizde döküntü varsa, başınız ağrıyorsa, başınız ağrıdı. Dün bir şeye mi kafayı taktım? Evet. Az mı uyudum? Bir şeyi fazla mı kaçırdım? Şekerim mi düştü falan gibi bir şey yapmanız lazım. Beyin sisi de böyle bir şey. Yani sizin size gelen bir yorgunluk, halsizlik, odaklanma güçlüğü, konsantre olamama, unutkanlık eğilimi olduğu zaman bir bakın ne oluyor. Ve bunu hemen hayat tarzınızdaki düzeltmelerle de pompalayın. Yani daha çok egzersiz yapayım, daha güzel uyuyayım, daha çok hareket edeyim, daha çok mutlu olmaya çalışayım, daha çok pozitif bakmaya çalışayım, daha çok sığınmacı olayım. Sığınmacı olmak iyi bir şey. Rabbinize sığındığınız zaman ya da bir duygunuza sığındığınız zaman, ananızın kucağına, evet, eşinizin kucağına, çocuğunuzun boynuna sığındığınız zaman pek çok şeyden kurtulursunuz. Biz kendimizi olduğu zaman çok önemsemiyoruz. Çocuğumuzun sivilcesi çıksa ne sürsem, nasıl kurutsam diye araştırıyoruz. Kendimizi hep ihmal etmeye başlıyoruz ilerleyen dönemlerde ve yaşadığımız duygularla yüzleşmekten birazcık yorgun düştüğümüz için de kaçıyoruz galiba. Evet, biraz çok öyle. Güzel bir söz var. Gerçekten kendinize bir çocuğa davrandığınız gibi davranın. Kesinlikle. Diye. O şefkatle, o merhametle. Kesinlikle. Hangi yaşta olursanız yaklaşabilmeliyiz gerçekten. Bir sorumuz daha var. Geliyor. Buyurun. Hocam merhaba. Her yemeğimde zerdeçal kullanıyorum. Hafızama iyi gelir mi? Ki başka nelere de iyi gelir diye de ekleriz. Evet, güzel soruya. Baharatların kralı zerdeçal. Ve biz bu programda senin de desteğinle, programın desteğiyle Türk mutfağına bir şekilde, evet, bu zerdeçalı sokma gayret içindeyiz. Evet. Bayağı da becerdik. Zerdeçal muazzam bir baharat. Zaten bu kadar muazzam olduğu için de binlerce yıldır baharat ticaretinin bir numaralı oyuncusu olmuş. Hmm. Onu tarçın takip etmiş, onu zencefil takip etmiş ama karabiber takip etmiş ama zerdeçal birinci. Karabiber zerdeçalın çavuşu. Yani yanında geziyor. Zerdeçalın vücutta daha çok kalması için, karaciğerin onu dışarıya çok atmaması için karabiber çok önemli. Güzel bir yani birlikte. Dozun dörtte biri kadar karabiber. Ne kadar zerdeçal tüketiyorsan bir çay kaşığı, dörtte bir çay kaşığı yanına karabiberi koy ki vücudunda daha çok kalsın zerdeçal ve daha çok emilebilsin. Şimdi zerdeçaldaki kurkumoidler ve türmeronlar dediğimiz maddeler, bir sene iki sene önce konuştuğumuzdan çok farklı şeyler söyleyeceğim sana. Hocam, bizim genetiğimizle oynuyor Çağla. Epigenetik besinler diye yeni bir kavram var. Yakında bir konuşacağız onu inşallah seninle. Yani bizim genlerimizdeki DNA'mız bizim. Daha doğrusu bizim temel yapımız hücremiz. Hücremizdeki genetik hazinemiz DNA'da saklı. DNA'da saklı olan genetik hazinenin adı da genomumuz. Genom. Tamam. O genomun
içindeki genlerin bazılarının susturulması, bazılarının coşturulması lazım. Bu genomdaki genlerin susturulması ya da coşturulması işini mikro RNA dediğimiz RNA kalıpları veya proteinleri yapıyor. Türmeron ve kurkumoidler zerdeçaldaki mikro RNA'ları etkileyerek git şu tuşa bas, bu adam daha geç bulunasın. Git bu tuşa bas, bu adamın kalbi daha yavaş, kalp damarları daha yavaş eskisin. Git şu taşı bas, bu adam daha az diyabetli olsun, daha seyrek kanseri yakalansın gibi çok ciddi mikro RNA etkileri yapıyorlar, yöneticiler yapıyorlar. Evet. Bunlar, onun için artık zerdeçal ne işe yarar sorusundan ziyade zerdeçal bir epigenetik nütriyendir. Türkçesi epigenetik besindir. Yani bizim genlerimizi yöneten orkestrayı nasıl yöneteceğimizde bize yardımcı olan oyunculardan biri. Tiroid bezlerinin bitkisel hali diyebilir miyiz? Dışarıdan alınan bir yönetici gibi. Bir yönde öyle. Hep anlattıklarınız çünkü o tiroid bezinin gücünden ve orkestra yöneticiliğinden bahsederdi. Tabii. Şu an ona benzer bir biraz şey anlattınız. Biraz ona benziyor. Yani bizim bir genetik yapımızı Çağla, bu piyano gibi burayı düşünün. Bu piyanonun hangi tuşuna basıp basmayacağımız kararını piyanist olarak biz karar veriyoruz. Doğru. O piyanist aslında biz dediğimiz epigenetik aklımız. Hı. Eğer ben bir şarkıyı piyanoda icra edeceğim zaman yanlış tuşa basmazsam sen o şarkıyı sonuna kadar dinlersin uzun uzun. Doğru. Yanlış tuşa basarsam kalkıp gidersin. Doğru. Hayat da böyle. Yanlış tuşlara basmayacaksınız, hı-hı, genlerinizin. Hı-hı. Doğru genlere basacaksınız. Sizin hangi genlere basacağınızı, basmayacağınız, ne yediğinizle, ne düşündüğünüzle, ne kadar egzersiz yaptığınızla, nasıl uyuduğunuzla birebir bağlantılı. Onun için artık bir gen vardır genden üstün. O genin adı epigenetik. Evet. Üst gen. Bu sene konuşacağımız önemli konulardan bir tanesi. Zerdeçal onun için mutlaka kullansın. Evet. Türk mutfağına sokalım. Buradan hanımlara seslenelim Çağla. Buyurun. Domates çorbasına daha çok zerdeçal koy. Çok yakışır. Çok yüksek oranda fayda sağlar içindeki likopen ve yağ nedeni. Zerdeçal sıcak ve yağ olduğu zaman daha çok fayda sağlar. Unutmayın. Zerdeçal, yoğurda koyduğunuz zerdeçala göre çorbaya koyduğunuz zerdeçalın etkisi 4-5 kat daha fazla olur. Yağ ve ısı nedeniyle. Domates çorbası dışında mesela bizim mutfağımızda çok var, yaygın. Mercimek çorbasına zerdeçal koyun. Bu çorbalara o fırsatı hiç kaçırmayalım. Tüm çorbalarda hepsine özellikle domates ve mercimek koyun. Ama... Yani yoğurt çorbasına bile koyun. Hı-hı. Ama aynı zamanda et yemeklerine, tavuk yemeklerine fevkalade yakışıyor. Fırında yaptığınız sebze yemeklerine, sebzeli etli fırında kavurmalarınıza vesairelerinize lütfen biraz daha zerdeçal eklemeye gayret edin. Teşekkür ediyoruz ve önemli bir soruya geçiyoruz. Buyurun. Hocam merhabalar. Sağlıklı uyku uyumak için hangi magnezyumu kullanmamız gerekiyor? Yani ya soruların cevabı magnezyuma çıkıyor ya magnezyumun hangisi diye soruluyor. Şimdi günümüzde bunu çok fazla konuşmaya başladık. Özellikle 40 yaşından sonra hocamız magnezyum konusunda hangi dozunu, hangi formunu daha doğrusu kullanacağımızla ilgili bizi bilgilendiriyor. Az önce sisli beyinle ilgili magnezyumun treonat formunu önermişti. Şimdi uykuyu konuşalım isterseniz hangisini kullanabiliriz diye. Sonra minicik de belki kaslara değinmişken böyle magnezyum birazcık da açmış olur, oluruz. Çünkü olur Çağla, memnuniyetle. Sürekli sorular o yönde. Şimdi Çağla, zaten magnezyum biraz ihmal ettiğimiz, kıymetini geç anladığımız değerlerden biri. Ama magnezyumun kasa yaradığını, kemiğe yaradığını, bilişsel, beyinsel fonksiyonlara yaradığını, damar sistemini sağlık tuttuğunu falan biliyoruz. Başka bir bilgi daha öğrendik. Magnezyumu bir amino asitle birleştirdiğiniz zaman bir şerat dediğimiz bir madde oluşuyor. Bir yeni yapı oluşuyor daha doğrusu. Magnezyumu glisin amino asitiyle birleştirirseniz adı magnezyum glisinat oluyor. Eğer glisini magnezyum eklerseniz magnezyumun sizi sakinleştirici etkisine bir de glisinin uyku yapıcı etkisine ekliyorsunuz. Magnezyum bazda hangi etkisi var peki? Magnezyumun kendi bazında sakinleştirici etkisi var. Sakinleştirici. Çok derin bir uyku sağlayamaz. Ama magnezyumu glisinle evlendirirseniz yani evet, şerat yaparsanız magnezyum glisinat şeratı düzgün mis gibi uyursunuz. Hmm. Glisini tek başına alırsanız uyursunuz. Buradan biraz daha ileri gidelim. Aslında biraz önce seni programdan önce konuştuk. Magnezyumu glisinle birleştirerek glisini vücudunuza kazandırırsanız
gece boyunca bol bol da kolajen üretirsiniz. Çünkü o gidesin gider, kolajen ham maddesi olarak fibroblastlarınızda bol miktarda kolajen üretmenize yardımcı olur. Haydi bakalım. Yani bizim, yenilenme. Bizim son zamanlarda konuştuğumuz kolajen aktivatörü dediğimiz karışımın içinde çok yüksek oranda glisin olmasının sebebi o. Hatta bir başka programda konuşalım. Artık glisin eksikliği diye bir kavram da ortaya çıktı. Ne oluyor eksik olunca? Glisin eksikliği olduğu zaman kendisi daha yorgun, daha uykusuz, daha gergin, daha anksiyöz diyoruz. Yani patlamaya hazır, böyle her şeyi tersinden bakan, çabuk gerilen birisi merhaba diyor, sana ne diyorsunuz? Bu normal bir şey değil. İşte glisin eksilince böyle oluyorsunuz. Aslında görevi ne peki glisin, hocam? Glisin bir doğal amino asit. Gıdalarda almamız gereken ve bizim sinir sistemi fonksiyonlarımızda ve başka pek çok fonksiyonumuzda, örneğin işte kolajen üretmemiz, kas erimesini engellememiz gibi pek çok işte fonksiyon olan bir yer. Bak nereden geldik, nereye gittik? Evet. İstersen bir toparlayalım. Olur. Eğer uyku için magnezyum arıyorsanız magnezyum glisinat, belki bis glisinat ama esas olarak magnezyum glisinat. Neden belki dediniz, ben onu daha zayıf sormadan etkisi. Edemem. Daha zayıf. Bis olan mı daha zayıf? Bit olan daha zayıf. Ben magnezyum glisinat kullanıyorum glisinat, şahsen. Uyku için peki. Bellek için magnezyum treonat. Treonat. Hocam kas spazmlarım var. Sabahlarda tuvalete çıkmakta zorlanıyorum, kabızım. Magnezyum sitrat. Magnezyum sitrat. Eğer kas ağrılarım var, yorgunum, oramda buramda gizlen ağrılardan şikayetçiyim. Doktorlar da zaten bende fibromiyajı var dediler. Magnezyum malat. Hele hele onu B6 ve taurin ile birleştirirseniz çok daha güç kazanırsınız. Bakın her magnezyum her işe yarıyor ama bazı magnezyumlar bazı işlerde ilaç gibi resmen çözüm ortağınız olabiliyor. Bunların hepsi bende var. Azar da olsa hocam hepsinde bende var diyen birisi için bunların belli gramajlarda hepsinin kombinasyonu olarak da olabilir. Satılıyor. Nasıl önerirsiniz mümkün bunu yoksa? Ben sabah birini akşam birini alın derim daha çok. Yani ben mesela uyku sorununuz varsa yemekten hemen sonra magnezyum glisinat alacağınıza, yemekten hemen sonra bir magnezyum sitrat alın, krampırla beraber varsa yatarken glisinat alın derim. Ya da çok ağrım var, kas ağrılarım var gezici. Evet, sabahleyin magnezyum malat al. B6'lı taurini, akşamleyin glisinatını ya da sitratını al. Ben güzel, böyle 3 tane 2 tane almaktan sıkılıyorum. Kombine olan preparatlar da var. Onu. Ama o zaman doz düşüyor. Yani ihtiyacımız olanı alamayacağız. Bravo. Yani siz sabahleyin aldığınız bir magnezyum glisinat tableti neredeyse parmağımın şu kadar iri. Siz bunu bis glisinatla, treonatla, onunla bunda birleştirin derseniz yumurta gibi yapı yutmak zorundasınız. Evet, yutamazsınız. Evet. O da biraz karaciğeri yoruyor diye konuşuyordu. O takviye çöplüğüne dönüşmeyin dersiniz takviye, siz de. Takviye kesinlikle. Ama takviyeyi çöp haline getiren takviyenin kendisi değil, üretecekteki hatadır. Biz onu çöp takviye dedim. Nerede üretildiğine bakacaksınız. Hep aynı örneği veriyorum Çağla. Dünyanın en kaliteli ürünüyle bir şey yapmaya kalktığınız zaman o ürünü 40 yıldır, 50 yıldır yapan, bu işte ustalaşmış birinin yaptığı ürünle merdiven altında bu işi üreten birinin yaptığı ürün aynı değil. Mümkün değil. Ve takviyelerin hiçbir zaman devlet tarafından, bizi izleyenler çok iyi bilsinler, nerede üretildiğini devlet kontrol etmiyor. Nasıl ürettiğinizi devlet kontrol etmiyor. Sadece sizin beyanınıza bakıyor. İlaç gibi değil. İlaçta devlet inanılmaz bir sıkı kontrol altında. Her ay veya 2 ayda bir, 3 ayda bir ilaç firmalarına müfettişler gider. Kontroller yapar ilaç eczacılık genel müdürlüğünden. Takviyede böyle bir şey yok. Peki. Hocam birkaç tane menopozla ilgili çok fazla soru var. Onları ben şöyle bir birleştirme yapmak istiyorum. Özellikle sorulmuş, menopoza girme yaşı ömür süremizi etkiler mi? Bir, menopoz depresyonu da tetikler mi? Var olan bir depresyonu iyice tetikler mi? Kullandığımız ilaçlara yeni bir şey getirmek gerekiyor mu? Ya da hiç yok yere de depresyon tetiklenebilir mi diye. Birazcık ürkütücü oluyor yani bu sorular sanki yani. Menopoz, bence ürkmek yerine öğrenmek lazım. Bilmediğinizden ürk. Bilmediğimiz için doğru. Bilirseniz, ürkmezseniz çözüm ortağı bulursunuz ve çözersiniz. Ve yönetebiliriz. Bravo. Yani okur yazar, sağlık okur yazar diye hoca onun için söylüyor size. Bir, şu çok net. Menopoza girme yaşınız ne kadar geçse ömrünüz o kadar uzun oluyor. Hocam öyle demeyin ama. Öyle. Yani 45 yaşında, 43 yaşında menopoza giren bir hanıma göre bilim söylüyor bunu. Kaç sene yaşıyor? 50 yaşına giren birisine göre sene ilavesi diye bir şey söz konusu değil. Genel popülasyonda baktığınız zaman geç menopoza giren kadınların ortalama yaşam süresi erken menopoza giren hanımlara göre biraz daha fazla. Bu birinci bilgi. İki, menopoz mevcut bir gizli depresyonu açık depresyonlarına getirebilir. Menopoz mevcut bir depresyonu biraz daha zor yönetilen bir depresyona çevirebilir. Ama çok önemli bir tehlike midir bu? Hayır değil. Menopoz insanlar, hanımlar için yaşamın doğal bir süreci.
Ancak bu doğal süreçte Rabbimiz bilerek hanımlara erkeklerden farklı davranmış. Üreme fonksiyonlarının temeli hanımlar tarafından oluşturulduğu için üreme fonksiyonlarına karşı oluşabilecek bir doğum hasarı, yani olmasın engelli diye, çocuk olma ihtimaline diye karşı bu işi blok etmiş. Benim şahsi düşüncem bu yönde. Yani doğanın kendi aldığı bir tedbir menopoz. Ama menopoz aynı zamanda kadın için bir dinginlik dönemi, bir huzur dönemi. Menopoz aynı zamanda kadın için bir geçmişi derleyip toparlayıp önüne bakmak için bir fırsat dönemi. Erkek gibi koşarak gitmiyor kadın. Bir duruyor, bir nefes alıyor, bir bakıyor. Benim için, bana göre hamilelik de öyle bir kadın için. Ay çok güzeldir ya o dönem. Hamilelik, yani, dönemi. Hamilelik de bir nefes alma, bir düşünme. Hayata yeni bir görüş, yeni bir bakış açısı getirme fırsatı veriyor. Erkekler bu fırsattan uzak olduğu için zaten tepe taklak giriyor. Ve kadınlardan daha kısa yaşıyor. Bizde de öyle. Bizde de 5 yıl. Evet. Ortalaması erkeklerin daha kısa. Daha kısa oldu. Kadınlar için yumurtalık güçlendiren destekler diye bir şey var mıdır? Yani yapmamamız gereken şeyleri yapmadığımızda, zararlı alışkanlıklarımızın olmadığını düşünelim. Onun dışında yoksa anneden ne geldiyse yumurtalıklarımız doğduğumuz andan itibaren neyse çağla öyle gider. Ama hayır, işte bazen hocam PRP destekleri, bazen egzozomlar, bazen yediğimiz, içtiğimiz, biyolojik yaşımız etkiler mi? İyi spor yapan aktif birisek, iyi uyuyorsak, iyi düşünüyorsak gibi. Kendine iyi bakan bir kadın yumurtalıklarına da iyi bakıyor demektir. Bunu unutma. Bir rakam vereyim sana, şaşırtıcı. Bizi ilk defa izleyecek, duyacaklar bizi. İzleyenler ilk defa duyacaklar. Bir bebek anne karnındayken, kız çocuğu, kız bebek, 5 milyon civarında yumurtalığı var. Nasıl evet, bir şey acaba? Evet. Doğduğu zaman bu 1 milyona düşüyor. Daha o sırada kaybediyor yani. Evet. Ergenlik dönemine yaklaştığı zaman rakam 250 bine düşüyor. Ergenlikle beraber bu rakam neredeyse 5 bin lira düşüyor. Ve bir kadın sadece 500 yumurtayı canlandırma imkanı bulabiliyor. 500. Aynen. Ama o yumurtalarını iyi koruması lazım. Hmm. Onun için genel sağlığına dikkat edecek. Bu bir. İki, iyot eksikliğinin, bizi izleyenler not etsinler, magnezyum eksikliğinin, D vitamini eksikliğinin ve E vitamini eksikliğinin ciddi bir yumurtalık problemine yol açabileceğini unutmasınlar. Hmm. Son zamanlarda araştırmalar kısırlık vakalarının artmasında bu maddelerdeki yaygın eksikliği de ileri sürüyorlar. Bebek sahibi olmayı bekleyen annelere bu desteklerden ya da kanda iyot baktırabilirler, magnezyum baktırabilirler, D vitamini baktırabilirler. Bir baktırmalarında fayda var. Fayda vardır. Peki ben şimdi minicik mutfağa geçip hocamı dinlendireceğim ve tabii ki hocamızın yine sizler için önereceği, kanseri konuştuktan sonra tabii ki kanser riskini azaltmak için yapabileceklerimizin dışında bir kanser savar kokteyli de hazırlayacağız evimizdeki malzemelerden diyorum ve Nur'un yanına doğru geçiyorum. Kabak kayığı efendim, evet, fırında çıtır bamyamız. Çıtır bamya. İkisi de fırında pişecek bugünkü yemeklerimizin. Hemen kabağı anlatarak başlayayım. Ben kabakları şöyle ortadan boylamasını olarak ikiye böldüm. Ve bir 5-6 dakika zaten hemen böyle işte çatalla kontrol ediyorum batıyor mu diye. Çatal bu batacak kadar, 5-6 şekilde. 5-6 dakikada yaptın bunu şey, fırında evet, yaptın değil mi? Yok ocakta. Ocakta haşladım, direkt yani haşladın. Yani bayağı suyun tamam, içinde haşladım. Sonra girecek şeye. Yani kabakların büyüklüğüne göre o biraz değişebilir. Yani ben çok birazdan küçük minnoş kabak daha da tatlı olur. Ve ortalarını çıkarttım. Tamam. Bir yandan da tavada soğanımı, bolca soğan, sarımsak ve o işte güzelce soteledim. Ve içerisine de o kabağın içini çıkartmıştım ya, onları da küçük küçük kesip zaten hemen kendini bırakıyor, ekledim. Tamam. Buraya kadar yayında yapabileceğim gibi değildi. O yüzden, öncesinde bize içini öncesinde ben bunları hazırladım. Sonra bu içleri... Ya bir sürü bir şey yapıyormuş gibi bize hala kabak yediriyor biliyorsunuz değil mi? Bak hem kaloriden kaçıyor hem içerisine lezzet verici soğanı da kattı. Soğanı çok bolca zekice koyunca, bir tarif. Bak gerçekten evet, sarımsak, soğan ve kabak. Aynen, aynen üç öyle. Üç malzemeyle bakalım şimdi neler olacak. Bunların içine azıcık tuz, karabiber de bu döktün arada döktüm ben. Şimdi bunları da geri koyuyorum. Birazcık azıcık şöyle toz biber ekleyeceğim. Normalde ben sadece bamyanın içerisine ekleyecektim zerdeçalı. Fakat az önceki hocamın zerdeçal muhabbetinden sonra... Ne oldu dayanamadım ve hemen... Bunun üstüne şöyle biraz ekleyelim diyorum bence. Hı. Güzel de olur, yakışır. Evde aynen hocamın dediği gibi ben zaten her şeyin içine biraz biraz ekliyorum. Hem tatlı rengini veriyor. Hı hı. Hem de tabii ki şifasını öğrendiklerimizi uyguluyoruz. Yani evet. Ne güzel. Uygulayabildiğimiz kadar uygulayabildiğimiz bolca.
kadarıyla. Ben de bir şovunu yapmanı bekliyordum tabii ki. Kısa bir şov oldu. Şurada geliyor kaşar peyniri. Ve evet, şöyle üzerine de kaşar koyuyorum. Tuzunu da güzel alır, hafif lezzeti de iyice değil mi? Evet. İyice olur. Bu karamelize soğan, kabak ve peynir. Evet, bu arada kıymayla da çok güzel oluyor. Kaşarla da çok güzel oluyor. Kaç kaloridir bu? Ben de kaloriye taktım ben bu araya. Ben de hiç kalori bilmem. Ben de bilmiyorum normalde. Ortalama, sadece soruyorum. Benim gözlemimi söyleyeyim. Ortalama 150 kalori, 200 kalori geçmez. Bir tanesinde? Bir tanesinde. Düşük yani kalorisi. Çok İki yani. Tane yediğiniz zaman 400 kalori. Çok salatası, iyi. Çorbası, bir dilim de ekmek yerseniz işte 600-650 kaloriyle. Bir öğün. Öğünü tamamlarsınız. Çok güzel bir öğün. 2000 evet. Kaloride 1 mi kilo alırız hocam? Yani günlük kişiden kişiye değişiyor mu? Topla. Aşağı yukarı... 7000. 7000 kaloride. Günlük. Yani 1 gram yağ 7 kalori olduğuna göre böyle bir hesap var. 7000 kalori blok yaptığınız zaman ilave vücuda gereksiz yere vücuda 1 kilo ekleme ya da 7000 kalori kaybettiğiniz zaman vücuttan 1 kilo kaybetme şansınız var ama bu kilo matematiği çok tutmaz. Tutmuyor galiba. Yani kas yapınıza bağlı, yaşınıza bağlı, hareket edip etmediğinize bağlı. 3 aşağı 5 yukarı matematiği bu ama. 7000 kalori ortalama 1 kilo. 1 kilo değil mi? Egzersiz yani yaparken de mesela sen 500 kalori egzersiz yaptığın zaman ilave günde, 10 gün üst üste yaptığın zaman 2-2,5 kilo onun için veriyorsun. Gidiyor evet, doğru. İstersen gidiyor, istemezsen kalıyor. Yemekle kesinlikle, verdiğini kesinlikle. Aldığını denge. Buyurunuz. Şimdi bamyamıza geçiyoruz. Bu nasıl bamya? Patlıcan bunlar, bamyası. Bayağı uzun bamya. Şimdi bunların eğer yanlış bilmiyorsam öyle okudum. Kolajeni daha da fazla oluyormuş. Deme öyle şeyler deme. Benim olabilir. Sevdiğim tarafı da şu ayıklamak zorunda değiliz. O bamya çok zahmetli ya böyle işte tek tek ayıklıyoruz. Bunu ayıklamak mecburiyeti yok. Fırında hızlıca da pişiyor. Çıtır çıtır da oluyor. Nasıl etli ya böyle. O yüzden ben seviyorum. Bayağı etli lüpür lüpür bir şey sanki. Bakıyorum. Merak ediyorum lezzetini. Daha mı lezzetli acaba? Daha mı hıyır hıyır? Değil mi? Merak ediyorum. Güzel. Ben seviyorum. Öyle mi diyorsun? Yani, evet. Genelde yiyenler de çok beğeniyor. Ben de böyle bit kadar oluyor ya. Onlara bayılıyorum. Şimdi zeytinyağımı koydum içerisine. Birazcık tatlı toz biber. Birazcık mısır unu koydum çıtırlığı için. Biraz susam koydum. Evet. Susam şart değil. Biraz hardal tohumunu şöyle çekip koydum. Hmm. Birazcık karabiber. Birazcık zerdeçal. Yarısı. Güzel güzel koyuyorum. Biraz da sarımsak tozu. Bu kadar çok baharatla uğraşmak istemeyen varsa bence köri koyabilir. Ha, köri de güzel olur. Köri ya da karışık baharatlar da. Evet yani ben seviyorum. Hardal burada çok güzel bir lezzet artırıcı oluyor. Elinde hardal tozu olan olmayan varsa ne yapabilir? Yoktu. Ben o zaman diyorum ki hardalın kendisini koyun. Aa, evet o da olabilir. Ama birazcık olsun yani şey bir çünkü lezzetini veriyor. Sonra bunları güzelce karıştıracağım ve fırına vereceğim. 180 derecede 30-35 dakika böyle dışı güzel güzel çıtır çıtır olana kadar. Mısır ununu atlayabilir miyiz? Atlayabiliriz. Ama o zaman o kadar daha çıtırdamıyor. Çıtır ama yine ama şuna da değen zaten nasıl bir fintiliktir. Evet, yarabbi hiçbir yerine bir şey değmedi. Değecek değecek şu an güzel karıştıracağım. Bunun ama değeceğine yine hiç inanmıyorum. O yüzden reklamlara gidiyorum. Reklamlardan sonra hanımlar malzemelerimizi hazırlayalım. Tamam. Domatesimiz, pancar, salam, havuç, portakal, kereviz sapı, toz, üzüm, çekirdeği, limon suyunuz hazır olsun. Az sonra kanser sabah kokteylimizi hazırlayacağız. Buyurun. Evet, mutfağımızdan devam ediyoruz. Ev yapımı bir anti kanser kokteyl hazırlayacağız. Hocamızın tarifiyle. Ne oluyor hocam? Bunları tek tek alıp blenderda geçirip düzenli olarak tükettiğimizde vücudumuza nasıl bir kalkan oluşturuyor? Çağla aslında bu formülasyon gibi koyduk ama eski bir formülasyon. Benim herhalde bir 8-10 yıl önce paylaştığım bir formülasyon. O zamanki bildiklerimize göre biraz önce söylediğim gibi şimdi bildiklerimiz çok farklı. Şimdi normalde bitkilerde de, bitkilerin meyvelerinde, çiçeklerine de kanser musallat olabiliyor. Bu bitkileri, meyveleri, çiçekleri de iltihaplanabiliyor. Onlara da mantarlar, bakteriler saldırabiliyor. Ama onların gidip eczaneye, eczacının bana bir antibiyotik ver, bir şu ilacı ver deme şansları yok. Ne yapıyorlar? Kendileri kansere karşı, kansere yol açan o iltihaplanmalara karşı,
kansere yol açan şekerlenmelere, glikasyonlara karşı bir takım maddeler üretiyorlar. Bunların biz basitçe, biz çoğunu vitamin olarak biliyoruz, mineral olarak biliyoruz. Ama mesela bitkilerin hemen hemen hepsi yeşil yapraklı, renkli bitkilerin, sebzelerin salisilik asit de üretiyor. Aspirin üretiyor, kendi iltihabını tamir etmek için üretiyor. Ama sen onu yediğin zaman aspirini bir vitamin gibi alıyorsun. Ama asetil salisilik asit değil, salisilik asit olarak alıyorsun ve kansere karşı da bir direnç kazanabiliyorsun. Bu karışımın içinde çok sayıda antioksidan var. Bunların mesela elmayı aldığınız zaman, neyi aldığınız önce elmayı aldın, elmayla başladın. Elmanın içerisinde çok miktarda pektin isimli bir madde var, çok ciddi. Elmada maspin genlerini inhibe eden, yani meme kanserinin oluşmasını ya da oluşmuş olan bir meme kanserinin metastaz yapmasına yol açan genleri baskılayan bir takım maddeler var elmanın içinde. Çok güzel. Evet. Dolayısıyla bunları aldığınız zaman... Bunların antioksidan var mı hocam kırmızı olduğu için? Kırmızı olduğu için çok daha fazla var. Kabuğunda en fazla var. Bir de ne vardı elmada? Kuversetin var. Kuversetin muazzam bir anti-inflamatuar madde, bağışıklık güçlendiren madde. Kansere karşı bana ne lazım? Güçlü bir bağışıklık lazım. Sistemi lazım. Böyle baktığın zaman hepsinin tek tek marifeti var. Elin aldığın her şeye ben bir şey ekleyebilirim. Evet. Mesela o elindeki pancar. Müthiş. Muazzam bir mor yük, antosiyanin yükü. Muazzam bir nitrat yük. Olağanüstü, güçlü bir antikanser madde. Bunların karışımları birlikte daha çok daha etkili. İstersen birlikte karıştığı zaman. Evet. Şefimize ben burada devredeyim istersen. Minik minik karıştıralım. Neler var içerisinde? Pancarımızı atıyoruz azıcık. Evet. Turp var. Turpun içerisinde ne vardı? Turpu hatırlayalım. İnanılmaz miktarda glikosinyalat var. Bilhassa sülfür zenginliğiyle, sülforafan zenginliğiyle bir antikanser ilaç tutup neredeyse. Turpumuzu koyduk. Evet. Havuç koydum. Domates ekliyoruz. Likopen var. Kırmızı mucize likopen var. O da önemli bir antikanser madde. Elmayı anlattık. Kereviz sapı. Kereviz ve yaprakları var. Biraz da var. Rozmarinik asit içinde bol miktarda var. Terpenoid var bol miktarda. Gövdesinde çok miktarda posa içeren fiber var. Yeşillikler içerisinde K1 vitamini var. Muazzam bir güç. Ve şimdi ne atıyoruz? Portakal atıyoruz. Portakalın kabuğunun hemen alttaki o beyaz kısmında muazzam bir sitrulin zenginliği var. Bakın burasını tamamen aldırtmadı hocamız. Evet. Bu kabuğu normalde biz ayıklayıp çok tamamen güçlü. O portakal kısmı gelene kadar soyuyoruz. Hayır diyor. Asıl ihtiyacımız olan... Beyaz kısım kalsın. Hatta şeyi de tam temizlemeyin. En dıştaki kısım ama bu ilaçlama nedeniyle çok riskli hale geldi. İyicene fırçalayabiliyorsanız, temizleyebiliyorsanız olduğu gibi koyun. Mümkünse koyduk. İçinde de hesperidin var yumurta. Portakalın. Hesperidin muazzam bir madde. Limonumuzu sıktık hocam içerisine. Çok iyi. Ve bir baharat var bunu sumakta. Siyah üzüm çekirdeği olabilir. Siyah üzüm çekirdeği. Siyah üzüm çekirdeği içerisinde hem rezveratrol var hem de antosiyanin var. Mosmor yapar. Bu aynı zamanda muazzam bir bilişsel kokteyl. Yani sizi kanserden değil aynı zamanda emin olun bilişsel yani bellek kaybından da koruyan muazzam bir karışımdır. Bunlar insan hanımlar evde yapsınlar. Yani mutfak aslında bir laboratuvar. Sadece kanser değil hocam aslında. Bir genel çok, sağlık için. Genel tabii ki, sağlık kesinlikle. Açısından arada kendimize böyle özenerek güzel kokteyller bence hazırlamalıyız. Sağlığımız için çok ama çok faydalı olduğunu görüyorsunuz. Havuç koyduk değil mi? Havucumuz da var süper. Hocam. Her şeyimiz var. İyice hızlıca çalıştıralım. Suyumuzu birazcık daha ekleriz istiyorsan. Yemek yemeyecek herhalde. Azıcık daha koyabiliriz. Pardon daha. Ne kadar? Su mu istiyor biraz daha? Ha suyu ben kaçırmışım. Ha. Tamam. Şimdi çalıştıralım ve of. Biraz da ben daha iyi yaparım şunu bir itmek falan gerekecek. Şuradan su koyalım. Aa bak kapağı açmam. Şurada yok bir şey yapmak istedim de şöyle bir çevirmek gerekiyor. İşte bu. O şeye takılabiliyor. Buradan da suyunu şey yapabiliyormuşuz. Evet. Of. Rengi muhteşem oldu. Hazır. Evet. İçmemesi gerekenler var mı diye bir sorayım. Yoksa hayır herkes gönül rahatlığıyla tüketebilir. Afiyet olsun. Ellerine sağlık demek istiyorum. Teşekkürler hocam.
Günün korkutan uyarısıyla devam ediyoruz. Botoksla ilgili bir konuyu açacağız. Güzellik ve cilt sağlığımızla ilgili hocamıza en çok soru geliyor oradan diyebilirim. Yanlış botoks hayatınızı karartabilir uyarısında bulunuyor Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamız. Hocam neden? Çünkü nerede yaptırdınız? Hangi uzmana, hangi deneyim uzmanı, hangi tecrübeli uzmana yaptırdınız önemli. Evet. Dozu önemli. Nerenizi yaptırdınız önemli. Artık neredeyse botoksun yapılmadığı bir yer kalmadı. Yok, avuç içi terliği oraya yapıyorlar, koltuk içi terliği oraya yapıyorlar. Yanlış mı? Değil. Boyun tutulması, tortikolis orada yapılıyor. Baş titremesi olan insanların titremesini azaltmak için boyun kaslarına botoks uygulayabiliyoruz. Bütün mesele uygulayacağı yeri bilen, bu işi doğru yapan, hijyenik koşullarda yapan birine yaptırmak çağrı. Çünkü enfeksiyon kapabilirsiniz. Hı hı. Aşırı kas felcine yol açıp yutmakta, çiğnemekte bile zorlanabilirsiniz. Kas felçleri yani doz aşırılığı durumunda kas felçleri, sinir blokları da oluşabiliyor. Bu durumlarda yutamama, çiğneyememe bile görülebiliyor. O yüzden gerçekten orası şu kadar liraya yapıyordu. Ben gideyim oraya yaptırayım. Orası çok pahalıya yapıyor diye yüzümüze, cildimize, gözümüze, beynimize konuşma her yere yakın olan yerlere yaptıracağımız bir şey için gerçekten lütfen bence... Bu işin uzmanları dermatologlar. Bizi izleyenler iyi bilsinler. Hı. Dermatoloji uzmanı ya da bir plastik cerrahi uzmanı ama ben olsam dermatoloğu biraz daha öne koyarım. Kesinlikle. Kozmetik dermatologsa özellikle evet. Bu alanda eğitim görmesi çok daha önemli. Daha rahat yaptırabilir onlar. Güvenle yaptırabiliriz. Evet. Şimdi cilt güzelliği köşesine geçiş yapıyorum ve çok önemli bir konuya giriyorum. Yüksek şeker tüketimi sadece kilo ve hastalıkların tetikçisi olmuyor. Aynı zamanda cildimizi de yaşlandırıyor. Ama cilt yaşlanması üzerinde tükettiğimiz şekerin ne kadar etkisi var biliyor muyuz? Bir de şeker derken hangi şekerden bahsediyoruz? Yani kesme şeker kullanmadığınızı söyleyerek bu işten sıyrılabiliyor muyuz? Hocamıza sorayım. Sıyrılamıyoruz. Yani aslında meyve yediğiniz zaman o meyvedeki fazla fruktozun bile kan şekerinizi etkileyerek, kandaki şekerin de kolajenin üstüne resmen çökmesine yol açarak, cildinizdeki kolajenin, kolajeninizi kırılabilir, kristalize bir yapıya dönüştürüyorsunuz. Hmm. Sert, elastikiyetini kaybetmiş bir yapıya dönüştürüyorsunuz. Yani kanınızda ne kadar çok şeker şutları, şeker patlamaları olursa bu patlamaları bir taşma gibi düşünün. Kanınızı da bir küvet gibi düşünün. O küvetten dışarıya taşan su nasıl yerdeki döşemeyi, halıyı şişiriyorsa sizin cildinizi de şekerleyerek şişiriyor. Kuruyan cilt arkasında hemencecik neredeyse kırılabilir bir yapıya hale dönüşebiliyor. Geliyor. Evet, sadece şeker, kolajen de değil, elastin de aynı şeyi yapıyor. Şeker yiyerek bu sizin glikasyon dediğiniz şey gerçekleşiyor mu peki? Tabii şeker yedikçe biz şekerleniyor muyuz? Şekerleniyoruz. Yani bir kesme şeker yaptığınız zaman yediğiniz zaman kanınızdaki şeker hemen değişiyor. Şimdi yeni bir alan çıktı bütün dünyada. Sürekli glikoz yani şeker monitorizasyonu diye çağrılan. Biz izleyenler muhtemelen 2 yıl sonra senin de burana bir alet taktığını açıkta hiç saklamadan bu aletle senin kanındaki şekeri yemekten sonra ölçtüğünü görecekler. Şimdi hangi gıdadaki şekerin hangimizde kandaki şekeri çok ciddi patlattığını ya da daha az yükselttiğini anlamak için bu sistem kuruldu. Bütün dünyada evet. Yavaş yavaş büyüyen bir alan bu. Burada mesele şu. Bende üzüm, sende üzüm zaten şekeri patlatıyor. İkimizde de şekeri patlatıyor ama dolma yediğin zaman üstüne yediğin üzüm patlatmadığını ancak bu şekilde anlayabilirsin. Burada mesele şu. Fazla şeker kesin zehir. Bunu bilmemiz lazım. Şekerin ihtiyacımız olduğu kadar alınması yaşamsal bir zorunluluk. Hı. İhtiyacımızdan az alınması halinde enerji üretemiyoruz. Hı. Ve maalesef çok ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Buna hipoglisemi diyoruz. Evet. Ama şekerin aşırı olması durumunda hiperglisemi aynı şekilde beynimiz şekerleniyor, kalbimiz şekerleniyor, cildimiz de şekerleniyor ve cildimiz sertleşmeye, kırışmaya, buruşmaya ve geri dönüşsüz bir şekilde buruşmaya, kırışmaya başlıyor. Nereden alalım şekeri peki? Ya da nereden almayalım? Yani ihtiyacımız olan şeker bize nereden gelmeli? Ya da nereden gelmemeli? Şimdi şeker, beynimiz de şeker seviyor. Şeker her yerden gelir. Hiç merak etme. Hiç özellikle bir çabaya almıyorum. Gerek tabii. Yok. Ben sıfır şeker besleneceğim. Yani nişasta bile yemeyeceğim. Tahıl da almayacağım. Hatta bakliyat bile yemeyeceğim. Sadece et yiyeceğim de. Desem bile. Etin içindeki proteinden senin karaciğerin glikoneojenez dediğimiz yeni bir yöntemle
proteinden şeker yapabilirsin. Yağdan da şeker üretebilirsin. Ha, öyle mi? Kesin. Buna glikoneojenez istiyoruz. Dolayısıyla şekeri vücut bulur. Merak etme. Mesele vücudu aç bırakırsan, yani şekeri vermedin, yağ da vermedin, proteini de vermedin. 12, 13, 14 saat geçti. Sen hala şeker vermesen vücut ketoza girer. Yani? Yani şekerin düşmeye ve keton cisimcikleri üreterek yağ asitlerinden onları yakmaya, ağzın fare pisliği gibi affedersin kokmaya, idrarın kokmaya başlar. İşte o asetondandır. Hani bu tırnağınızdaki cilayı çıkarmak için kullandığınız aseton var ya, aynısı vücudunuzda meydana gelir. Sen aseton üreten bir bedene dönüşürsün, bir asit üreten bir çiftliğe dönüşürsün ve maalesef hastalanırsın. Dolayısıyla şekerin düşük olması büyük dert. Hızlı düşerse tabii bellek kaybı, ani bayılma, şuur kaybı vesaire önemli. Yavaş yavaş düşerse uyku hali, uyuşukluk, isteksizlik, kararsızlık, o da başka bir olay. Ama yüksek şeker çok çok daha yaygın bir sorun. Şu anda her 4 kişinin 3'ü fazla kilolu ya da obezse yetişkin, her 4 çocuktan en az 2'si veya 1'i obezse şeker sorumlusu. Evet. Yedikleri o nişastalı, şekerli, paketli gıdalar. Onlar için ayrı zararlı. O zaman biz kendimize dönüp baktığımızda da hani şekerim hızlı yükselse ne olur? Ben bu tatlıyı yemek istiyorum veya aç karnına şekerli bir şey içmek istiyorum dediğimizde aynı zamanda bir yandan da cildimizin yaşlandığını da aklımızdan çıkarmayalım. Hem cildini çıkarmayalım, bir de tatlı yesen bir şey olmaz. Tatlının tadına bakman lazım. Tatlı karın doyurmak için yenmez. Yani bir porsiyon baklava, mevcut baklavanın büyüklüğünü 1/4 indirerek de yapabilirsiniz. İlle bu kadar bir baklava dilimi yapmayın. Evet, doğru. Bizim muhtemelen izliyordur Azerbaycan'daki izleyicilerimiz. Azerbaycan'daki baklava dilimi bizimkinin 3 katı. Bir de içinde neredeyse bu kadar, çok fazla miktarda ceviz var. Yani içindeki kalori yükü inanılmaz yüksek. Ya burada mesele şu, tatlının tadına bakıp bırakacaksınız. Bir keyif yaşamayı hepimiz istiyoruz, ben de seviyorum. Ben de bir parça... Aç karnına yer misiniz hiç tatlı, yoksa yemekten sonra mincik tadına mı bakarsınız? Ben yemekten sonra tadına belki bakarım. Aç karnına tatlı yemem. Yediğim gençliğimde, çocukluğumda çok yedim ama bu kadar okuduktan, bilgi öğrendikten sonra o yapmak, saflığı yapmak istemem. Değil, değil mi? Peki. Şimdi cilt güzelliği köşesiyle devam ediyoruz ve hepimizin merak ettiği o soruyu soruyoruz. Bir sürü şeyi kaybediyoruz yaş aldıkça ama en çok tutunmak istediklerimizden bir tanesi de cilt yapı taşımız, kolajenimiz. Kolajen neden gün geçtikçe, yaşlandıkça neden azalıyor? Kolajen kaybı kimlerde neden daha fazla oluyor ve nasıl geri kazanıyoruz? Nasıl böyle çalışıyor düşünebiliriz. Nasıl böyle yaşlandıkça saç hücrelerimiz, kök hücrelerimiz saç üretemiyor eskisi kadar. Evet. Nasıl yaşlandıkça kemik yenilenmesi eski hızda olmuyor, kas yenilenmesi olmuyor. Kolajeni üreten hücrelerde fibroblastlar der cildimizdeki, cildin derin tabakalarındaki fibroblastlar. Bu fibroblastlar kök hücreleri ve kendileri yaşlanıyorlar. Yaşlanan kişi gibi, biz gibi, onlar da halsiz yorgun düşüyorlar. Onlara daha çok malzeme verirsen belki biraz daha fazla üretiyorlar. Onun için kolajen aktivatörleri artık çok konuşulmaya başlandı. Ama şimdi daha ziyade yapılan şey, o fibroblast dediğimiz hücrelerin yaşlanma sürecini yavaşlatabilecek tedbirleri 40'lı yaşlarda almaya başlamak lazım. Çünkü daha 30'lu yaşlardan itibaren, 35'li yaşlardan itibaren %0.5 her yıl, sonra %1, %2, menopozdan sonra %2'yi geçmeye başlıyor, kolajen üretimi azalıyor. Yıkım artıyor, üretim azalıyor. O zaman yardımcı olmanız lazım. Biz nasıl ona karşı duracağız peki? Nasıl kendimizi güçlü tutacağız? Kolajenleri nasıl aktive edeceğiz? Yani sadece dışarıdan kolajen tozu içmekle olur mu bu? Yoksa kolajeni aktive eden ne bileyim uykunun işte derinliği bizi yenilenmemizi ve işte oraya gıdıklayan şey. Spor kasları çalıştırmak veya işte bir su içmek başka neler olabilir? Yani sadece yediklerimizle içtiklerimizle olmuyor. Yediklerimizle içtiklerimizle çok bağlantılı Çağla. Yani aktiviteden de bağlantılı olduğunu biliyorum ama düşünce sistemiyle, depresyonla, uyku bozukluğuyla, stresle kolajen kaybı ya da kazanımı konusunda bir araştırma okumadım şimdiye kadar. Tam net söyleyemem. Ama çok iyi bildiğim bir şey var. Bu bizim zaten ağız yoluyla tavsiye ettiğimiz kolajen peptitleri ya da şimdi damar yoluyla uygulanmaya başlayan aktivatörler ya da ağız yoluyla bulunan aktivatörleri, kolajen aktivatörleri dediğimiz şeyler amino asitler. Kolajen dediğimiz yapının
farklı tipleri var. Tip 1, 2, 3, 4 hep anlatıyorum evet. burada. Ciddi olanı tip 1 ile 3 en fazla. Bu tip 1 ile 3 kolajenin içinde 20'ye yakın amino asit var ama 4-5 tanesi patronu. Yani nasıl glutatyonun ana patronu sistein amino asiti ise kolajenin de ana patronu glisin. Onu prolin izliyor. Onu hidroksiprolin izliyor. Onu arjinin izliyor. Dolayısıyla ben ne kadar çok glisin kazanabilirsem zaten yaşlı ve yorgun düşmüş hücrelerime zahmete girmeden yaşlanırken de kolajen üretme fırsatı veriyorum. Biraz önce onun için magnezyum glisinat alırsan hem güzel evet, uyursun aynısı, hem evet. de uykuda kolajen üretirsin diye dediniz. Onun için söyledim. Peki glisin glisinat. Peki cilt güzelliği için hangi besinler? Yani hangi besinler cilt elastikiyetimizi korumaya yardımcı olur? Bir numarada su var. Evet, su. Su tabii evet, yani önemli. Cildin temel bileşeni %60'ından fazlası su. Hı-hı. Tabii o bir muazzam bir üçgenin içinde su. Üçgenin bir ucunda kolajen, bir köşesinde elastin, bir köşesinde hyaluronik asit var. Bu üçlüyü kaybederseniz, bir de su içmezseniz tabii cildiniz daha fazla kırışıyor. Ama dıştan bile suyu yüzünüze vurduğunuz zaman Çağla, cildiniz suyu emiyor, gerginleşiyor ve olması gerekenden daha genç sizi gösterebiliyor. Onun için nemlendirici çok kadınların önemli. Number one'ı bir numaralı cilt dostu nemlendiriciler. Hangi besinler ciltteki kırışıklıkları önler? Başta bence likopeni koyun. Arkasından lüteini ekleyin. Beta karoteni ekleyin. Bunlar yani biraz önce karışımın içine koyduğunuz havuçtaki beta karoten lütein. Onun içine koyduğunuz domatesteki likopen. Biliyor musun domatesler niye likopen üretiyor? Niye yaylalarda 2000-3000 metrede domates ektiğiniz zaman o domatesler olağanüstü kırmızı, gergin ve likopen zengin oluyor? Güneşe yaklaştıkça domates kendini güneşten daha çok korumak için dikkat et, daha çok likopen üretiyor. Ve dünyadaki hemen hemen tek canlı varlık güneşi gördükçe gerginleşen, biz kırışıyoruz, domates gerginleşiyor. Ne sayesinde? Likopen sayesinde. Onun için ağızdan likopen desteğinizi arttırdığınız zaman, beta-karoten desteğinizi arttırdığınız zaman, güneş ışınlarının DNA'nızı kırmasını, kolajen üretiminizi hasara ulaştırmasını engelleyebilirsiniz. Şimdi domates bugün İyice likopen birazcık daha anlamlandı daha diye düşünüyorum. Evet. Domatesten fındığa geçiş yapmak Geçelim. İstiyorum. Neden? Çünkü ekibimiz Sakarya Karaeli'de çok güzel bir fındık yolculuğuna çıktı sizin için. Az sonra hocamızla tabii ki faydalarını konuşacağız ama tadına doyulmaz fındığın tarladan patoza giden yolculuğunu sizler için görüntüledi. Hep birlikte izleyelim. Yeni bir günde bugün Sakarya'nın Kocaeli ilçesindeyiz. Karadeniz'i ayağınıza getirdik çünkü bugün fındık toplayacağız. Yanımızda çiftçi Yunus Bey var. Fındık toplamaya geldik. Fındığı nasıl toplayacağız? Şimdi fındık tam oluştuktan sonra yere dökülmeye başlıyor. Dalda kalanlarını da silkeleyerek biz tekrardan dökeriz yere. Bu şekilde daha basit bir ucu. Ağaca çıkmıyoruz yani yere döküyoruz. Evet, Karadeniz'de hala bu devam etmekte daldan ve yerden elle toplama şekli. Gerçekten gazeller de döküldüğü için yerlere çok zor olmakta. Yani tane tane fındığı gazellerin içinde toplaması çok zor bir uygulama. Ve daha sonrasında üflemeli sistem olarak da Hasan kardeşimiz gösterecek bu uygulamayı. Havalı makineyle orta yerlere kanal şeklinde toplayacak fındıkları. Ve daha sonrasında haral çuval deriz. Geniş çuvallar var mevcut. Ona doldurması da basit. Bunu uygulamalı olarak göstereceğiz hep tabii ki. Kaç çeşidi var? Karadeniz'de yağlı fındık, kara fındık diye 2-3 çeşit fındığımız var ama bu bölgede Sakarya, Düzce bölgelerinde. Bu mesela, ne fındığı mesela elimizde? Buna burada Deli Sava diye geçer ismi. Fakat Karadeniz'de de Çakıldak diye geçer. Fakat az bir farklılıkları var arasında yalnız büyüklük olarak.
Şimdi biz fındıklarımızı topladık. Ben şalvarımı giydim. Köylü güzeli oldum. Peki bu fındıkları topladık. Nereye götürüyoruz? Şimdi bunları çuvala dolduracağız. Oradan makinelere veriyoruz. Tane halinde alıyor. Ondan sonra kabuklarını ayıklıyor makinemiz. Normal taneye çeviriyor. Oradan da işte fabrikalara gidiyor. İç fındık halini alıyor. Oradan yurt içi, yurt dışı vesaire gidiyor. Peki bu fındıktan neler yapılır, neler yeriz? Ya fındıktan her şey olur. En başta kaliteli yağı olur. Karadeniz bölgesine ait yağlarımız olur. Bizim fındığımızdan da olur. Mesela bunun sınıf sınıf ayırıyorlar. Atıyorum geri kalanını yağda kullanıyoruz. Ezmesi oluyor. Ne bileyim bütün ev yemeklerimizde biz el baklavasında şunda bunda kullanıyoruz. Günde kaç tane fındık yiyin? Bir avuç. Normalde herkesin yemesi gereken bir şey. Çok sağlıklı. Çok yağlı değil mi? Yok değildir. Yani en az bir avuç yemesi şart. Ya biz niye çiğniyoruz fındıkları? Ya şimdi çuval daha fazla alsın diye taşıma sorunu oluyor. Ha. O yüzden stok... Ama zarar gelmiyor mu ezince? Yok, hiçbir zararı yok. Çünkü direkt tane olmadığı için herhangi bir zarar vermiyor yani. Ay ne zormuş bu fındık toplamak Tuncay abi. Vallahi, İşiniz zor. İşimiz zor, gerçekten zor. Fındık bugün başrolde ama ben şeyi de sormak istedim. Bu kabuklu yemişlerin kabuklarıyla muhafaza edilmesi, yemeden önce kırılması ya da hazır alınması, daha pratik olması arasında bir vitamin ve besinsel olarak bir fark oluyor mu? Ben cevizi sizin sayenizde sabah çocukları o anda kırarak veriyoruz. En doğrusu. Fındık için, fındık için badem için. Fındık için, hepsi için en doğrusu o Çağla. Çünkü ne kadar dışarıdaki havayla temas ederse, o kadar çok fazla oksitlenme ihtimali var. Bir, çünkü hepsinin içerisinde bir kere omega 3 yağları var ki oksitlenmeye çok hassas. Havayla temas, oksijenle. Özellikle ceviz mi? Ceviz daha fazla. Ceviz olunca çok çabuk, özellikle kenarı köşesi kırılmışsa acılaşır da. Yani eski cevizlere bakın acılaşır hemen. Evet, bundan evet. dolayı okside olan omega 3'ler acılaşır. Dolayısıyla bir kere kabuğuyla birlikte taze hazırlamak daha önemli. Ama bunları bir de kavurursanız, tuzlarsanız tümüyle onun içindeki maddelerle ciddi bir şekilde uğraşmış olursunuz. Onların faydalarını azaltırsınız. O nedenle bizde güzel bir laf var. Çiğ badem, çiğ fındık, çiğ ceviz. Doğru. Tüketiyorsunuz kesinlikle. Eğer diye. Evet, doğru olan da bu Çağla. Ama miktarda bir düzeltme yapalım. Tabii ki, tabii ki. Akılda kalsın diye. Günde ceviz en fazla 5 adet. 5 adet. Fındık 10 adet. 10 adet. Badem 15 adet. Kolay bak 5-5 gidiyoruz. 5-10-15 evet, oldu. 20 adet yer fıstığı, 25 adet Antep fıstığı içi. Tabii bunların hepsi bir birden değil. Bu. Hangisini yiyeceksek değil mi? Bunların bir porsiyonu 30 gramdır. 30 gramlarında da 200 kalori vardır kalori eşdeğeri olarak. Normal olarak günlük kalori tüketiminizin içine en fazla 2 porsiyon sokabilirsiniz. Yani 400 kalori. Yani Çağla şekerin şimdi alması gereken bugünkü günlük kalorisi zaten 1800. Onu eğer siz 800 kalorisini fındıktan alırsanız yanlış bir şey yaparsınız. 200 yeterli. Yani bir porsiyon fındık, bir porsiyon badem, bir porsiyon ceviz iyi. Bir de karıştırabilirsiniz de. Yani o porsiyonun içine 2 tane ceviz, 3 tane badem, 4 tane fındık, birkaç tane yer fıstığı da yapabilirsiniz. Çocukların bu kuru yemişleri sınırsız tüketmesini de sınırsız derken kilolarcı değil ama hani önüne verirsin böyle kıt 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 yesin yerler. Onlar, bırak, onlar büyüyorlar. Merve sormuş. Evet, afiyet olsun. Onlar, Merve de çocuk o da sınırsız Merve tüketebilir. Merve de sınırsız. Evet. Ben de sabah aynı şeyi söyledim burada senin çocuk olmanla ilgili. Folik asit E vitamin zenginliğinden isterseniz birazcık bahsedelim. Fındık yani hangi kuru yemişi daha önceleyeceğiniz biraz size bağlı. Yani ben daha ziyade E vitamini kazanmak istiyorum fındık. Daha çok folik asit kazanmak istiyorum ceviz. Omega 3 kazanmak istiyorum ceviz. Daha çok kalsiyum kazanmak istiyorum badem. Daha çok alfa veya gamma tokoferol özellikle kazanmak istiyorum Antep fıstığı. Ama hepsinde ortak folik asit ve vitaminleri, magnezyum, selenyum, hatta çinko hepsinde var. Hepsinde bir miktar kalsiyum yine var. Ama fındık gerçekten dünyanın bir numaralı fındık üreticisiyiz biz. Üzülecek tarafı katma değer eklemeden fındığı satıyoruz. Bir kilo fındığı biz 10 liraya satıyorsak bir kilo fındığı çikolatayla karıştırıp 1000 liraya tezgaha koyuyor. Gidip de biz onları AVM'den alıyoruz maalesef. Evet, doğru böyle bir üzücü. Katma değer yapmamız lazım fındıkta. Kesinlikle bu kadar
içeriği bu kadar faydalı kesinlikle bir besinimiz diyelim ve hocamızın önerisiyle devam edelim. Hocamızın mottolarından bir tanesi aslında hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz. Çürüyerek değil, yürüyerek yaşlanın diyor. Yürüyerek, hatta çok güzel spor yaparak, sağlam spor yaparak yaşlanan bir çiftimiz var. Onu bir izleyelim, sonra devam ediyoruz bölümün. Aslında belleğimize de sanki egzersiz yaptırıyoruz. Şimdi bu insanları gördükçe orada nasıl konsantre olduklarını, dikkatini nasıl tek bir şeye verdiklerini, aslında beyin kasımızı da sanki çalıştırıyoruz gibi. Kesinlikle. Sayıları sayıyoruz. Tabii. Müthiş bir konsantrasyon gerektiriyor. Çürüyerek değil, yürüyerek yaşlanın. Bugün en önemli sloganlarından bir tanesi olsun. Ben de inşallah herkes Allah nasip ederse bunu ölene kadar karar egzersiz. Karar sizin de Çağla, karar sizin. Evet. Yürüyerek mi yaşlanacaksın, çürüyerek mi? Çünkü yürümediğin zaman, hele hele yürüme de yetmiyor Çağla. Benim de bir yanlışım olduğunu son bir yıldır öğrendim. Mutlaka direnç egzersizi. Bak burada hiç yürüme yok. Burada direnç egzersizi var. Koluna, bacağına. Bakın merdiven çıkar gibi bir yere yükselip ayağıyla tekrar evet aşağı iniyor. Bakın evet, çok tipik bir çıkıyor direnç egzersizi. Çağla, güçlendirme egzersizleri. Biz buradan Uğur kardeşime not verelim. Gelecek hafta yeni bir kavram var şu anda. Bizi izleyenler ilk defa duyacaklar. Güçlendirme egzersizleriyle ilgili kırılganlık. Kırılganlık. Hı hı. 50 yaşına gelen herkes her 5 yılda bir ben ne kadar kırılganlaştım sorusuna cevap araması lazım. Kırılgansanız böyle kırgınlık gibi değil bu. Daha çabuk düşüyorsunuz, daha çabuk bulunuyorsunuz, daha çabuk tansiyonunuz çıkıyor, daha çok kapasite soruyorsunuz. Kırılganlık. Kırılganlığı önleyen bir numaralı egzersizin yürümekle birlikte direnç egzersizi olduğunu artık unutmayacağız. Hmm. Mutlaka merdiven çıkacağız, mutlaka böyle ağırlık kaldırıp gideceğiz, evet, çömeleceğiz, kalkacağız. Yani merkezi vücudumuzun temel dayanağı olan kalça ve bacak kaslarımıza güç vereceğiz. Bir de bir şey söyledim. Muhtemelen bilmeyerek ama çok önemli bir doğruyu söyledim. Şimdi bu egzersiz yapıyorken bacak kaslarından, kalça kaslarından, kol kaslarından irisin, tekrarlıyorum, irisin diye bir protein serbestleşiyor. Tamam. O protein beyne giriyor. Beyinde yeni nöron, yani yeni beyin hücresi ürettiriyor. Beyin hücrelerini üreme faktörü dediğimiz, BDNF dediğimiz faktörü arttırıyor. Yani sen egzersiz yapıyorsun, beynin senin gönderdiğin malzeme ile yeni inşaatlar yapıyor. Dolayısıyla egzersiz hem fiziki olarak bize iyi geliyor, hem ruhi olarak iyi geliyor, hem de bilişsel olarak da iyi geliyor. Yani irisin detayını bilmeden söyledim, hissettiğim tek bir şey var. Her spora gittiğimde aydınlanmış çıkma. İrisin. Yani demek ki onun adı. Evet. İrisin. Yani normalde beynimiz Çağla, hipokampus bellek bölgemiz her gün 700-1200 civarında yeni hücre yapıyor. Hı hı. Egzersiz yaptın 1500-2000'e çıkabiliyoruz. Müthiş böyle bir büyük bir şans. Zenginliğimiz ve şansımız bilmiyorduk varken bunları ama artık bundan sonra bilmiyordum diyemezsiniz. Söylüyoruz buradan. Buyurun hocamız yapsınlar. Söyledi. Artık kimse bilmiyordum evet efendim, duymamıştım demesin evet diyoruz ve hocamızla çok uzun zamandır konuşmadığımız ama aslında evlerimizin özellikle de sabah kahvaltılarımızın birçok sorunda karşımıza çıkmasına rağmen detaylı şekilde konuşmadığımız önemli bir besin kaynağımız. Çok önemli bir besin kaynağımız. Yumurtayı konuşacağız. Hocamıza yumurtanın üzerindeki sayılar, hangi yumurtayı tercih etmemiz gerektiğiyle ilgili renk seçiminden tutun, üzerindeki numaralardan gezen tavuk yumurtasına kadar hepsini soracağım tek tek. Hiç merak etmeyin ama önce sizlere sorduk. Hiç yumurta alırken o yumurtaların üzerinde olan rakamlara dikkat ediyor musunuz? Ya da ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini biliyor musunuz diye buyurun cevaplar. Merhabalar. Merhaba. Yumurta satın alırken üzerindeki rakamlara bakıyor musunuz? Tabii ki de bakıyorum. Çünkü kalitesini belirtiyor. 0 ile 3 arası bir rakam var, evet, biliyorsunuz ki. Ne demek? 0 iyi kalite yumurta. 3 üçüncü kalite yumurta. Hiç bakmıyorum.
Peki biliyor musunuz 0 ile 3 arası bir rakam var. Bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bilmiyorum. 0 numaralı organik yumurta, 1 numaralı gezen tavuk yumurtası, 2 numaralı kümes yumurtası, 3 numaraysa kafes yumurtası oluyor. Güzelmiş. Bundan sonra dikkat edeyim o zaman. Hangisini alırsanız alırsanız. Üçünü alayım. Kafes yok. İkinciyi alayım. Gezen tavuk mu? Evet. Organik? İkinci organik değil mi? Birinci organik, ikinci gezen. Gezen. Geziyor be, organiktir o kızım. İkiyi alayım diyorsun. İkiyi alayım ben. Bakıyorum, bakıyorum. Marketteki şeyi, çocuğu çağırıyorum. Oğlum diyorum, sen bana söyle bu kaç tarihli, kaç rakamlı, damgalı mı, damgasız mı, onlara hep bakıyorum. Hangi rakamı satın alıyorsun? Vallahi orta boy diyor bana, ben orta boy. Yok rakam şöyle alayım. 0, 1, 2, 3 rakamları var. Onlardan hangisini satın alın? 0, 2 mi? Ne alıyorum bilmiyorum vallahi. Ona hiç hayatta yalan söyleyemem. 0 veya 2 alıyorsun. Herhalde yani. 0 organik oluyor, 2 ise kümes yumurtası oluyor. Ha, kümes oluyor, kümes alıyorum. Ben organik mi organik bilmiyorum. 2 numaraya. Ha, 2 numara alıyorum. Bakmıyorum. Bilginiz yok. Maalesef. Evet. Şöyle 0 ile 3 arası bir kod yazıyor aslında yumurtanın üstünde. 0 organik, 1 numara gezen tavuk, 2 numara kümes, 3 numara ise kafes yumurtası oluyor. Evet. Siz hangisini tercih ederdiniz? Kümes herhalde. Bundan sonra dikkat eder misiniz alırken o zaman? Yani etmeye çalışıyorum aslında ama bu aralar bu yaz pek dikkat etmedim. Bakıyorum evet. Hangi numarayı alıyorsunuz? 0. 0 ne oluyordu? Gezen tavuk. 0 organik oluyor, 1 numara gezen. Gezen tavuk, tamam. Yani bazen bir de alabiliyorum. Neden bunları tercih ediyorsunuz özellikle? Çocuklarım var. Daha dikkatli beslemeye çalışıyorum o yüzden. Bravo. Güzel. Yani sondaki güzel. 0 kod ile başlıyorsa hocam organik. 1 ile başlıyorsa serbest dolaşan tavuk yumurtası, o ikisi arasındaki fark nedir hocam? Serbest dolaşan organik değil mi zaten? Hayır, çünkü serbest dolaşanı dışarıda, yani dışarıda yemleyebilirsiniz. Yem atabilirsiniz, serbest dolaşır. Ama sizin hazır yemlerinizle beslenebilir. O da organik sayılmıyor. Sayılmıyor. Organik olması için siz ona hiçbir zaman hazır yem bulamayacağı, kendi yemini doğadan temin edeceği, solucan yiyeceği, yaprak yiyeceği, yani omega 3 kaynaklarına ulaşacağı, örneğin organik yumurtadaki omega 3 ile kafes yumurtasındaki omega 3 arasında 4 kat fark var. Hani kafesteki balık gibi. Evet. Denizde yetişen çiftlik balığıyla çiftlik olmayan balık arasındaki fark gibi. O da balık da gidip eğer alk yerse, yosun yerse daha çok omega 3 yapıyor. Ama siz ona hazır yem verirseniz omega 3 üretemiyor. Tavuklar da biliyor ne yiyeceğini, yani ona bıraksak işi aslında. Kesinlikle. En faydalısını zaten kesinlikle bizler için bünyesine alacak. 2 ile başlıyorsa kümeste kapalı ortamda özgür gezen tavuk yumurtası oluyor ve 3 ile de başlarsa kafes tavuk yumurtası. Yerinden kıpırdamayan tavuk bu. Obez tavuk. Yerden, obez tavuğun bizlere fırlattığı yumurtaları yiyoruz. Şu durumda en faydalı olan alabiliyorsak eğer mümkünse tabii ki organik yumurta 0 numaralı numarayla başlayanı almak Bir değil. 0, 1 arasında hocamız olabilir diyor. Yumurtayı aldık, yıkayacak mıyız? Nasıl en sağlıklı şekilde pişirebiliriz? Sizin tercihiniz sorabilir miyim hocam? Tabii ki sorabilirsin. Yumurtayı bir besin, onu belirtelim. Abartmamak koşuluyla böyle 4 tane 5 tane yumurta yerseniz bir takım zararlara maruz kalabilirsiniz. En azından çok yüksek metiyonin kazandığınız için, metiyonin de yaşlandıran bir amino asit olduğu için tehlikeli. Bir yumurta, iki yumurta yeterli. Peki. İki, yumurtayı nasıl pişirdiğiniz önemli. Çünkü yumurta piştiği zaman içindeki proteinlerin bozulmaması lazım. İçindeki yağların bozulmaması, yanmaması lazım. Onun için en iyi yöntem haşlama. Hı. Yumurtayı haşlayın. Ama haşlamayı da uzun süre yapmayın. 7-8 dakikanın üstüne çıkmayın. Çünkü sarının etrafında hafif yeşil bir halka görürsünüz. Sarıyla beyazın birleştiği yerde o halka o yumurtanın haşlanmaktan mahvolduğunu ve bozuştuğunu gösterir. Morarır ya o sarının etrafı yeşil mor olduğu zaman. Onu yemememiz gerekiyor. Onu yememeniz değil, o yumurtayı yemeseniz daha iyi. Çünkü artık yemeyeceğiz. Bir işe yaramaz. Evet, dolayısıyla haşlama çok iyi. Ya da yumurta olur. Çok kızartmamak koşuluyla. Çok yüksek ısıya maruz bırakmamak koşuluyla. Çünkü ısındıkça proteinler azaltır. Özellikle kuru ısıda ageler içinde oluşur. Age dediğimiz yaşlandıran maddeler oluşur. Onlardan da uzak durmak lazım. Zeytinyağıyla normal hafif sertleşmiş bir yumurtayı rahatlıkla yağda, göz yumurtayı da yiyebilirsiniz. Bizim yumurta kültürümüzdeki menemen ya da melemen dediğimiz hangisini isterseniz soğanlısı ya da soğansızı içindeki biber, domates, soğan,
yağ zenginliğiyle başka bir dünya, yumurtayı başka bir güzelliğe doğru yönlendirirsiniz. O da peki birazcık kızarmış, yüksek ısıya maruz kalıyor. Oluyor mu yoksa sebzelerle birlikte biraz kaynıyor sanki? Biraz daha kaynar arada daha ama tabii yine ısıtıldığı zaman, kızartıldığı zaman bir miktar maruziyeti var. Ama oradan kaybettiğiniz güvenlik meselesini yiyeceğiniz o domatesin içindeki likopenden, biberdeki diğer sağlık maddelerine diğerinden sağlayabilirsiniz. Bıldırcın yumurtası ile ilgili ne düşünürsünüz? Ya da çiğ yumurta tüketenlerle ilgili? Çiğ yumurta çok büyük zarar. İçinde abidin diye bir madde var. Çiğ abidin. Yumurta. Abidini tükettiğiniz zaman bağırsaklarınızdan biyotin emilimini sıfırlarsınız. Biyotin emilimini sıfırlayınca saçlarınız dökülür, tırnaklarınız mahvolur, şeker metabolizmanız bozulur. Çiğ yumurta yenmez efendim. İki, çiğ yumurta yemek bir de mikrop alma riskiniz var. Yumurta tavuğun poposundan çıkan bir ürün. Onun dışından bulaştığı anda salmonella dediğimiz tifo, paratifo benzeri hastalıklara yakalanırsınız. Bir ikincisi baştan söylediğini es geçmeyelim. Yumurtayı böyle güzelce fırçalayayım, yıkayayım falan derken de o kabuğundaki mikropları, yumurta nefes alıp verenmiş, içinde canlı var. Onun içine sokabilirsiniz. Onun için yumurtayı çok hafifçe bir temizlik yapıp böyle çok sulayıp fırçalayıp buzdolabına koymak çok doğru bir iş değil. Onun kabuğunda da gözenek var değil mi? Tabii aslında? Nefes alıp veriyor. İçinde canlı, canlı yaşıyor. Tık diye kafasıyla kırıyor, içine bir civciv çıkıyor. Doğru. Peki hocam süt yumurta tüketemeyenler için yumurta yerine süt ürünlerini tüketebilir miyiz diye çok soruyorlar. Süt ve süt ürünlerini bu dönemde son dönemlerde aşırı tüketimi ile ilgili çok fazla bilgi alıyoruz. Bunu bir düzeltebilir miyiz? Süt ve süt ürünleri kimlere gerekli, kimlere artık gereksiz? Yine üzülerek söyleyeyim, bana göre süt çocuklar dışında geçici olarak, o da 1-2 yıllık bir anne sütü veremediği için belki. O dönemde. Ama ben onun dışında sütün çok lazım olduğunu ve faydalı olduğu kanaatinde değilim. Çünkü sütün içinde bir takım arızalar var. Laktoz nedeniyle gaz çok fazla yapma arızası var. İçindeki kazein nedeniyle arızası var. Bir de galaktoz nedeniyle, süt şekeri galaktozdur. Galaktoz nedeniyle arızası var. Bir tanesini söyleyeyim, çok şaşıracaksın. İlk defa duyacaksın. İzleyenler de ilk defa duyacak. Çok fazla süt içen yaşlı insanlarda orta yaştan itibaren daha fazla katarakt görülüyor. Nasıl? İçindeki galaktozun parçalayan galaktokinaz enzimi yaşlılarda azalıyor. Galaktoz parçalanamadığı zaman lensi, kataraktın olduğu yer lenstir gözde, lensi daha çabuk bozuyor. Yani, halbuki ne kadar çok veririz yaşlı insanlara, kemikleri sağlam bundan olsun. Bundan sonra vermezsiniz, yoğurt verirsiniz. İhtiyacı belki diye. Evet, yoğurt evet veya peynir der. Peynir, evet. Yani galaktoz aslında toksik bir şeker fonksiyonu da görebiliyor. Dolayısıyla sütte çok fazla galaktoz var. İnek galaktoz sütünden bahsediyoruz bütün herhalde mi? Bütün sütlerde galaktoz var. Keçisi süt şekerinin adı galaktozdur. Tamam. İnek sütünün manda sütünden, keçi sütünden farkı içindeki kazein yapısı. Kazein tip 1 var inek sütünde. O kazein de biraz arızalı bir kazein. Çünkü ineklerin, özellikle bu montafon türü ineklerin üretimi esnasında genleriyle oynandığı için kazeinin yapısı değişti ve süt biraz süt olmaktan çıktı inek sütü. Ne kadar çok detay değil mi? Çok. Yani o kadar çok soru geliyor ki insanın aklına. Ama özellikle de bu beyaz peynir ve yoğurt konusuna da minicik abartmadan, değinelim istiyorum. Abartmadan. Yani süt ürünlerini biz yoğurtta özellikle vazgeçmeyelim. Yoğurt en ucuz protein kaynaklarından, kalsın, probiyotik tamam kaynaklarından birisi, kalsiyum kaynaklarından birisi. Peynir de öyle. Peynir yaşlandıkça kalitesi artan bir ürün. Yani yoğurdu uykuya yatırıyorsunuz, sütü uykuya yatırıyorsunuz, yoğurt oluyor. Yoğurdu uykuya yatırıyorsunuz, peynir oluyor. Gittikçe de demleniyor, içindeki demlendikçe güzel de maddeler kalıyor, kötü maddeler azalıyor gibi düşünmek lazım. Yoğurtla ilgili şeker hastalığını arttırdığı ile ilgili elimde bir haberim var. Sizle bunu özellikle bu tavsiyeniz üzerine paylaşmak istiyorum. Yeni araştırmalar tip 1 diyabetin risk faktörleri konusunda bazı şaşırtıcı bulgular ortaya koymuş. Finlandiya'da yapılan bir çalışmada çocuklarda tip 1 diyabet riskini artıran ve azaltan besinler belirlenmiş çocuklarımız için. Bakın şimdi ne diyor? Muz, yulaf ve yoğurt gibi sağlıklı kabul edilen besinlerin tip 1 diyabet riskini arttırdığı gözlemlenmiş. Buna karşılık brokoli, karnabahar, lahana gibi sebzelerin diyabet riskini azalttığı tespit edilmiş. Araştırmacılar bu bulguların tip 1 diyabet gelişimine yol açabilen iltihap üzerindeki etkisinden kaynaklanabileceğini düşündüklerini söylemişler. Ne diyeceğim? Söyleyeyim cevabımı. Buyurun. Bu araştırma yanlış anlama. Fasafiso bir araştırma. Fıs diyeceksiniz. Diyecektim. Fasafiso dedi hocam. Tabii. Evet. Fasafiso. Yani niye? Evet. Yani muz eğer
tip 1 diyabet o yapsa Afrikalı çocukların hepsi tip 1 diyabet olur. Karınlarını doğal muzla doyuruyorlar. Evet. Yoğurt tip 1 diyabet yapsa bizim bebelerin hepsinin tip 1 diyabetli olması lazım. Doğru. Burada yalnız bir bilgiyi bana bu yayını okurken hatırlattın. Çok yeni bir bilgi bu da Çağla. Ve önemli bir bilgi. Biz sütle bir şey karıştırdığımız zaman meyveyi değerinin artacağını düşünürüz. Doğru. Eğer çayına süt eklersen çayın içindeki katişinin faydası, antioksidanın çok düşer. Eğer sen sütün içerisinde doğrayıp veya blenderdan geçirip bir böyle sütlü, çikolatalı ne şeki yapalım, muz şeki yapacaksın. Evet, ya da sütlü, çikolatalı bir muz, bir de bir şey daha koyalım, çilek koyalım. Mahvettin, muzu da mahvettin, çileği de mahvettin, kakaoyu da. Çünkü süt bağlıyor içindeki polifenolleri. Yani bir şeyi sütle evlendirip sebze türünü, meyve türünü sütlü hale getirerek yemeye kalktığınız zaman lezzeti artar, faydası azalır. Bu her şey olduğu gibi aslında. Evet, tüketmek. Doğal, tek. Şu zerdeçal, karabiber, o ikili kaldı kafamda bugün. O çok önemli ama diğer her şey olduğu gibi tüketmek önemli. Son olarak az sonrasını yaptığım için bunu mutlaka izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Kan sulandırıcı yaşlanmayı önler mi diye bir soruyla yavaş yavaş bitireceğim. Kan sulandırıcı yaşlanmayı önlemez. Tam tersine beyninizi kanatabilir, midenizi kanatabilir. Kontrolsüz kan sulandırıcı kullanılmaz. Özellikle Covid'den sonra böyle bir şarlatanlık çıktı. Bu şarlatanda maalesef bir takım sağlık uzmanları da bilmeyerek destek oldular. Böyle bir şey yok. Şey yok. Pıhtılaşma eğiliminiz varsa doktorunuz buna karar verir. Pıhtılaşma eğiliminizin yüksekliğine göre aspirinden başlayarak asetilsalisilik asit veya başka klodiprogel gibi bir kan inceltici size verir. Yani kanın sulanacak olmasıyla bizim genç yaşlanmayacak olmamızın nasıl bir ilişkisi olacak? %60-70'i su kanı. Kan zaten kendisi sulu. Kanı sulandırmayın. Kanın yapışkanlığını azaltmanız gerekiyorsa ki o yapışkanlık hayati bir şeydir. Kanın tabii yapışkanlığı azalınca kanama olur. Hemofili hastalığında ne oluyor? Kanama eğilimi oluyor. Oranız buranız kanıyor ve durduramıyorsunuz o kanı. Dolayısıyla özellikle yaşlı insanların, tansiyonlu insanların, şeker hastası olan insanların kontrolsüz kan inceltici kurşunu kullanmalarına kesinlikle karşıyım ve kesinlikle tavsiye etmem. Tavsiye etmiyorsunuz. Peki. Hocam isterseniz hemen hızlıca günün öne çıkan başlıklarına birlikte bakalım. Zerdeçal baharatların kralıdır. Kullanma alanlarınızı mutlaka arttırın uyarısında bulunmuştu. Erken menopoz yaşam sürecinden çalabilir. Bu doğal bir süreçtir demişti. Tatlı karın doyurmak için yenmez, tadına bakın lütfen demişti. Cildin temel taşı sudur dedi ve ciltle ilgili bugün elastikiyeti, kırışıklığı, sarkması ile ilgili hocamızdan çok güzel, derin aslında bilgiler aldık. Ve son olarak çürüyerek değil, yürüyerek yaşlanın günün mottosu olarak karşımıza çıktı. Şimdi minik bir reklam arası, reklamlardan sonra buradayız, buyurun. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şefimize dönüyoruz efendim. Neler yaptınız böyle? Kabak kayığı hazırladık. İçerisinde soğan, kendi kabağın içi. Böyle fırında pişirdik güzelce. Dereotuyla biraz süsledim. Şart değil. Ve yanına çıtır bamyamız var. Çıtır bamyayı da ben Atom'la sundum. Hemen söyleyeyim. Tabii sarımsaklı ki yoğurt. Üzerine acı bir yağ döktüm. O kadar. Ona bandır bandır indiriyorsun. Evet, bandırıp bandırıp yiyebiliriz. Müthiş lezzetli oldu. Çok güzel görünüyor aynı zamanda. Çok ellerine teşekkürler. Sağlık dilerim ve bir alkış rica ediyorum. Çok güzel bir yayınımızda. Harika. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocama büyük bir alkış rica ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Emeğinize. Sağ olun. Enerjinize sağlık hocam. Yayınımızı da kapatıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.